olarak nedir bu erotomani? Halk arasında bildiğimiz karşılıksız aşk sendromu diyebiliriz buna. Yani şu bildiğimiz kırık kalp sendromu. Diğer bir adıyla da şu meşhur kara sevda. Kulağa bayağı da romantik geliyor yani. Biz isterseniz ona yine öyle demeyelim. Çünkü erotomani çok ciddi bir obsesif, kompulsif bir bozukluktur. Erotomani kişiler, birileri tarafından sevildikleri sandısına aşırı inandıkları için bazen rahatsız edici davranışlarda bulunabilirler. Kişiyi takip edebilir, aşırı kıskançlık gösterebilir, takıntılı davranışlar sergileyebilirler. Düşüncelerinin gerçek olmadığını kabullenmez ve ilişki yaşadıklarına inandıkları kişiyi suçlarlar. Bu erotomani aslında bir nevi kendi kendine gelin güvey olma gibi bir şey yani. Hollywood sever bunu. Çok film izledik böyle. Adamı gözüne kestiriyor, karşılık alamıyor, kafayı takıyor, yapışıyor, başına bela oluyor. Oo, çok film var böyle, çok. Bakın, burada biz çok ciddi bir psikotik rahatsızlıktan bahsediyoruz. Tamamen klinik bir vaka. Peki o zaman şöyle sorayım. Hepimizi ayağa kaldıran Ela Yüksel klinik bir vaka mı sizce? Halk arasında... Klinik vakaymış. Delirmiş bunlar. Hayır, bizim neyi ispatlamamızı istiyorlar? Kızımızın kendi kendine gelin güvey olmadığını mı? Agresif savunma yapıyorlar. Davayı magazinleştir, polemik yarat. Şiddeti hafifletiyor ya, strateji bu yani. Kızımın kırılan hiçbir kemiğini hafifletemezler. Magazinmiş. Şiddet magazini. Hepsine dava açacağız. Kanala da, sunucuya da, programa da, hepsine. Klinik vakaymış. Terbiyesizler. İnternete de dava açacak mısın? Ha? Al bak. Al, al. Al. 5 dakikada yayılmış, 5. Ha, bak. 5 dakikada yayılmış, 5 dakikada. Senin o mahkemede artistlik yaptığın darp fotoğrafları hiçbir yerde yok. Ama ötekiler her yerde. Benim kızımın abuk subuk fotoğrafları her yerde. Açacağım. İnternete de dava açacağım. O fotoğrafların hepsini de sildirteceğim. Bunu yayan... Erişim engeli çıkarıyoruz zaten. Başvuruları yaptım, merak etmeyin. Gören gördü ama. Gören gördü. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu bütün o deliller, mobeseler, kanıtlar, tanıklar, kanlı kazak? Ya hiçbiri hakkında hiçbir şey söylenmedi. O cani değil, benim kızım yargılandı orada. Ya ben delireceğim. Gözümün önünde bir kere daha dövdüler benim kızımı. Ben aklımı kaçıracağım. Bahar, karşı tarafın avukatını çok iyi tanıyorum. Tamam mı? Güvendiği bir şey yoksa bu kamuoyu baskısına rağmen... bu kadar sert bir hamle yapamaz. Bu kadar ya. Biz o parayı alıp Amerika'ya gidecektik Bahar. Gidecektik yani. Sen orada atıp tutarken kızın daha konuşabilecek mi? Konuşsa ne söyleyecek belli değil ya. Ya beni İlker Ilgaz dövmedi derse? Hı? O zaman ne olacak? O zaman ne olacak? Çok bilmiş Bahar Hanım. O zaman ne olacak? Sabahtan akşama kadar kızını konuşacaklar. İnternette, televizyonda, sokakta, her yerde. Parmakla gösterecekler kızımızı. Aa diyecekler bak o kız. Ilgaz'ların oğluna tuzak kuran kafadan kontak çıplak kız. Türk halkına yeni bir kelime öğreten kız. Neydi? He, erotoman kız. Sen de mi o avukatın ağzıyla konuşuyorsun? Hı?
Sen. Babası. O ikisini bile bile. Kızımı kaybettiği bebeği bile bile. Bebek yok. Bebek yok diyorum sana ya Bahar. Delirtecek misin sen beni? Bebek mebek yok. Kız bir şey hatırlıyor mu hatırlamıyor mu? O bile belli değil. Sen hala bebek de bebek. O DNA testi yapılsaydı kimse benim kızıma yalancı diyemeyecekti. Evet çünkü o zaman da başka bir şey diyeceklerdi. Timur! Bir sorunumuz var.